Şimdi bir bilinmeyeni merak ediyorum. Bununla ilgili bir açıklama yaparsanız sevineceğim. Şimdi genellikle gittiğimiz binalarda, yaptığımız görüşmelerde hep şunu söylüyorlar. Bizim zemin kayalıkmış. Müteahhit çok demir kullanmış. Kazı yaparken 2 ay sürmüş, zemini delememiş, parçalayamamış Benim gibi. babam yapmış bu Evet. Enişten burada kendi oturuyor, müteahhit binada oturuyor gibi laflarla bizim bina sağlamdır gibi duyumlar alıyoruz. Pek tabii bunların gerçekçiliği hakkında veya bu bilgilerin doğruluğu veya yanlışlığı konusunda bizi bilgilendirir misiniz? Biz de dediğiniz gibi çok fazla kişilerden bu tarz yorumlar alıyoruz. Mesela şöyle söyleniyor. Karot aldırdık. Karot sonuçları güzel çıktı. Bizim binamız sağlam. Ya da bizim kolonlara çok demir kullandılar. Ya da bizim dediğiniz gibi yapımız çok kayalığa oturuyor. Hayır. Bunların hiçbirinin bağlayıcılığı yok. Çünkü yapı çok kompleks davranan bir sistem. Birçok değişkeni var. Bu karot numunesinin iyi çıkması ya da kötü çıkması, içerisindeki kolonların ya da kirişlerin içerisindeki demir oranlarının yüksek olması ya da iyi bir zemine oturması sadece bu parametrelerden bir tanesi. Biz bunların geneline bakıp bir analiz yapıp tahlil yapmamız gerekiyor ki bir yapının sağlıklı ya da sağlıksız diyebilmemiz için. Peki bir binayı yani yapıyı insan vücuduna benzetmemiz mümkün müdür? Yani kesinlikle mümkün. Biz zaten gelen vatandaşlara bu şekilde açıklama yapınca bizi ancak anlayabiliyorlar. Nasıl ki biz sağlığımızın yerinde olup olmadığını anlamak için check-up yapıyoruz. Sağlıklı bir insan da check-up yaptırabilir. Neden? Vücudundaki anormalileri görebilmek için, anomalileri görebilmek için. Aynı şekilde biz de yapımıza deprem performans hesabı yapacağız ki yapımızdaki sıkıntıları ve hasar noktalarını bulabilelim. O yüzden kesinlikle benzetebiliriz. Peki yapımızla ilgili yapıların genel bir ömrü veya bir kullanım ömrü var mıdır? Bu kullanım ömrünü dolduran yapıları nasıl tespit ederiz? Veya hangi aralıklarla binanın durumunu kontrol edebilmek amaçlı nasıl bir check-up yaparız? Aslında 99 öncesi yapıların hemen hemen birçoğu ömrünü tamamladı diyebiliriz. Çünkü hazır beton endüstrisinin olmadığı zamanlardan bahsediyoruz. Kür koşullarına dikkat edilmediği dönemler. Kür koşulu ne demek? Beton döküldükten sonra yapılması gereken bir takım şeyler var, yöntemler var betonun mukavemetini sağlaması adına. Bunların yapılmadığı dönemlerden bahsediyoruz. İnşaat kalitesinin olmadığı, yapı denetim sektörünün olmadığı dönemlerden bahsediyoruz. Dolayısıyla özellikle 50 yılı aşmış betonarme yapılar ömrünü tamamladı diyebiliriz. Ancak günümüzde de şu anda niteliksiz yapılan birçok yapı da var. Biz şu anda siz de biliyorsunuz ki güçlendirme yaptığımız birçok yapıda 99 sonrası yapılar. Beton kalitesinin hızla gerilemesinden dolayı ya da şu anda bile yapılmış yapılarda gelen beton numunesinin kötü olması ya da mikserde çok beklemesinden dolayı zamanla oluşan yapısal hasarlar da var. Dolayısıyla aslında vatandaşların 10 senede bir, hadi daha iyimser olalım 15 senede bir mutlaka performans analizi yaptırması gerektiğini düşünüyorum. Yani bize aslında siz de biliyorsunuz vatandaşlardan gelen en önemli sorulardan bir tanesi de ben yapımı güçlendirdim, ne kadar emniyetteyim? Bu bana ne kadar gider şeklinde oluyor. Siz bu konuya nasıl açıklık getirirsiniz? Şimdi burada önemli olan beklenti. Yani vatandaşın beklentisi önemli. Çünkü binamı güçlendirdiğim dediği zaman bir konut müşterisi depremde hiç hasar almadan depremi içinde oturarak sağlıklı bir şekilde atlatabileceğini düşünüyor. Fakat konu bu şekilde gerçekleşmiyor. Konut yüzdelerini siz de daha iyi biliyorsunuz. Konut güvenlik yüzdeleri bir dediğimiz katsayıda kaldığı için kontrollü hasar yüzdesinde kalıyor. Bu da demek oluyor ki şudur, bölgede yaşanmış en şiddetli depremin hesabına göre yapılıyor. Bunun üzerinde çıkarsa diye tabii bir kesinlik yönetmeliklerimizde ve genel dünyadaki herhangi bir yönetmelikte yok. Fakat hasarsızlık yüzdesine yani hemen kullanım yüzdesine geçtiği zaman da maliyetler artıyor. Şimdi hemen kullanım yüzdesi dediğimiz olay aslında deprem dışındaki tetiklemeler de var. Sel, yangın gibi felaketleri de kapsayan yerler. İşte bir hastane binası kompleks olarak aralıksız hizmet vermek zorunda olduğu için daha
modern bir yangın tesisatı, çok daha ileri bir deprem modellemesi, daha stabil şekilde yapılıyor. Çünkü neden 24 saat kesintisiz savaş zamanı, deprem zamanı, sel veya yangın felaketleri gibi konularda kesintisiz hizmet vermeye göre tasarlanıyor ve buna göre maliyetlerle yapılıyor. Fakat konutlar kesintisiz hizmet vermek üzerine kurulmuyor. Konutlar yaşam alanı olarak oluşturulduğu için ve bunların da belli saat yüzdeleri zarfında içinde olacağımız düşünüldüğü şekilde tasarlanıyor. Dünya genelinden bahsediyorum. Bu yüzdede de dediğim gibi kontrollü hasar yönetmeliğinde, yani kontrollü hasar yüzdesine göre bir hesap yapıldığı için depremde hasar alacağımızın bilincinde olmamızda fayda var. Peki biz güçlendirme işine başlayalım dediğimizde veya güçlendirmeye karar aldığımızda binamızda veya fabrikamızda seçeceğimiz firma veya mühendisle ilgili ne gibi kriterler aramalıyız? Kesinlikle referanslarına bakmalıyız. Yani bu kişiler, bu kuruluşlar Türkiye'de nerelere hizmet etmişler? Kaç tane yapıyı incelemişler, sahada bulunmuşlar mı? Bunun gerçekten iyi irdelenmesi gerekiyor. Hatta bu davranışı, yapısal davranışı çok iyi anlamak adına ben yüksek lisans yapmış kişilerle de çalışılmasını öngörüyorum. Çünkü bu çok spesifik bir çalışma. Yani bugün yeni mezun arkadaşlarımız bir bina tasarlayabilir ama var olan bir yapının hasar durumunu anlamak ve performans analizini yapmak birazcık daha kompleks bir mühendislik gerektiriyor. Bu yüzden tecrübeli kişilerle çalışılması gerekiyor. Peki bir sorum daha olacak. Biraz reklam gibi olacak ama şu ana kadar yaklaşık ortalama kaç proje modellemişsinizdir diyeyim daha teknik dilde veya kaç proje yapmışsınızdır şahsınıza münhasır? Tabii ben bu noktada biraz şanslı birisiyim. Üniversite 3. sınıfta rahmetli hocamla beraber çalışmaya başladım. Onun öğrenci asistanıydım. Onunla beraber güçlendirme çalışmalarına başladık. Ben işi mutfağında öğrendim hocamdan. Rahmetli anıyorum kendisini de. Akabinde de çalıştığım kurumlarda da hep ağırlıklı diyeyim, hep demeyeyim, güçlendirme üzerine çalıştım. Bugün kamu yapısı olarak 400'ün üzerinde kamu yapısının performans analizlerini yapmışımdır. 250 yapıda, belki daha fazlası, güçlendirme projesi hazırlamışımdır. Onlarca da tarihi yapının deprem analizlerini ve güçlendirme projelerini hazırladım. Evet, biraz reklam gibi oldu ama bu alan gerçekten spesifik bir alan. Ve bu alanda eğer yapımızı inceletmek istiyorsak da tecrübe sahibi insanlarla çalışmak gerekiyor. Başak Hocam, bir soru daha sormak istiyorum aklıma gelmişken. Şimdi tarihi eser güçlendirme diye bir konumuz var, evet, biliyorsunuz. Şimdi tarihi eser güçlendirme yaparken, projelendirme yaparken nelere dikkat etmeliyiz? Yani sistemleri çok değişken. Hatta biz sizinle beraber ziyaret ettiğimiz bir tarihi eser oldu. İsim ve firma belirtmeden yapın. Projeyi gördüğümüz için, beraberce baktığımız için söylüyorum. Herhangi bir faydası olmayacak bir sistem vardı üzerinde. Şimdi yapının sistem modellemesi dışında bu yapıya hangi dönemde yapıldığı, hangi malzemeyle yapıldığı, hangi dönemin mimarları tarafından tasarlandığı, mühendisleri tarafından, bunlar önem arz ediyor mu? Buna göre hareket etmemiz gerekiyor mu? Ve yapıyı özellikle tasarlarken ve modellerken de dikkat etmemiz gereken diğer noktalar nelerdir? Tabii tarihi yapılar konusu da çok spesifik. Zaten güçlendirme yapısal hasarları anlamak bir spesifik bir dalken tarihi yapıların güçlendirilmesi çok çok daha spesifik kalıyor. Bununla alakalı, tarihi yapılarla alakalı güçlendirmesine yönelik şu anda vakıfların verdiği bir kılavuz var. Onun dışında ülkemizde bir herhangi bir şey yok, yönetmelik yok. Bir de deprem yönetmeliğimizde yığma yapıların tasarımına yönelik kurallar var. Şey çok doğru, yığma yapının dönemi, hangi dönem yapıldığı, sistemini anlamak çok önemli. Çünkü betonarme yapı gibi davranan bir sistem değildir yığma yapılar. Davranışını çok iyi bilmek gerekiyor. Davranışına göre de uygun malzeme tercih edip güçlendirmek gerekiyor. Eğer o davranışı bilmezsek, tarihi yapının ya da yığma yapının davranış stilini bilmezsek, şu anda bizim önümüze de gelen çok yanlış projeler, çok yanlış güçlendirme
yöntemleri ortaya atılıyor ve o yapının var olan ömrünü daha da kısaltıyoruz. Dolayısıyla doğru bir analiz yapıp, nitelikli bir analiz yapıp, davranışı da çok iyi bilip, uygun malzemeni tercih ederek güçlendirme yöntemleri yapmamız gerekiyor. Biz tarihi yapıları analiz ederken sonlu elemanlar yöntemiyle bazen makro bazen mikro analizler yapıyoruz. Çıkan gerilmeleri, kuvvetleri tahlil edip uygun malzemede seçip dönemine göre hangi malzeme kullanılmışsa, işte tuğla ise tuğla, taş ise taş, işte ahşap ise ahşap, artık niteliğine göre uygun malzeme seçip güçlendirmesini yapıyoruz. Şimdi malzeme seçimi dediniz, aklıma başka bir soru geldi. Peki malzeme seçerken nereye dikkat etmeliyiz? Piyasada birçok marka var. X markalar, isim kullanmak istemediğimiz. Bu markaların arasında işte örneğin karbon fiber veya epoksi alırken veya bunlara benzer materyaller kullanırken dikkat etmemiz gereken noktalar nelerdir? Şeyler çok önemli. Ürünlerin sertifikaları çok önemli. Nerede üretildiği çok önemli. Aslında siz bu konuya benden çok çok daha vakıfsınız. Bu bizim sektörde kanayan yaramız. Siz de bunu çok iyi biliyorsunuz. Dolayısıyla sertifika bizim için çok önemli. Varsa kupon testleri çok önemli. Zaten bu malzemeleri kullanırken de şantiyede ara ara biliyorsunuz ki kupon testlerini yaptırıyoruz. Sundukları, taahhüt ettikleri mukavemet değerlerini sağlayıp sağlamadığını tahlil etmek için. Bu şekilde. Murat Bey, siz fiber sektöründe Türkiye'de önde gelen firmalardan bir tanesiniz. Ülkede ilk kullanan kişilerdensiniz. Karbon fiberlerle, cam elyaflarla, daha doğrusu lifli polimerlerle yapısal güçlendirme, hatta yapısal olmayan güçlendirme yaklaşımlarını. Malzeme tercihlerini nasıl belirliyorsunuz? Nelere dikkat ediyorsunuz? Ben de size böyle bir soru yöneltmek istiyorum. Şimdi malzeme tercihinde aslında biz de başta ilk zamanlar seçerken tabii çeşitli markalara yönelip dünya markalarından alımlarımız oluyordu. Fakat fiber kısımda, yani karbon fiber, epoksi tarzı malzemelerin ana üreticilerinden alınmasının daha doğru olduğu kanaatindeyim. Çünkü karbon fiber dediğimiz malzemeyi hali hazırda dünyada Türkiye'de üretilmek kaydıyla beraber 8 fabrika üretiyor. Başka üreten bir fabrika yok ve bu fabrikaların hepsinde de dokuma hizmeti var. Yani aldığınız karbon fiber kumaşı aslında yurt dışı markalarından söylemekte bir sakınca bulmuyorum. İşte bir SCL, Toray veya Toatenax veya Huyosung gibi bir markadan size gelmiş oluyor ama siz onu başka bir markayla veya başka bir yapı kimyasalları firmasının ismiyle satın alıyorsunuz. Buradaki mantalite ne oluyor? Sadece aracıya para kazandırmak olur. Doğrudan satın alabilir misiniz? Evet, alabilirsiniz. Balistik özellikle bir malzemedir. Bazı izinler gerekir ama bunun dışında satın alma yapabilirsiniz. Epoksi alırken, özellikle epoksi sipariş ederken ana üreticilerin distribütörlerinden almanızı tercih ederim. Ham halde, varilde herhangi bir katkı, inceltme malzemesi, çoğaltma gibi işlemden geçmeden ham haliyle fiberde kullanılmak için söylüyorum. Buna ek bir katkı maddesi gerekmez. Ne bileyim, hava sürükleyici gibi veya yayılmayı sağlayacak gibi, self-living'e dönüştürecek gibi veya alkali glisiterle inceltmek gibi birçok işlemden geçmediği için ham ve saf malzeme alırsınız. Dolayısıyla mukavemet değerleri de çok daha yukarıda olur. Aynı zamanda da cebinizi yakmaz. Tabii biz karbon fiberleri, daha doğrusu lifli polimerleri konuşuyoruz şu anda. Ülkemizde lifli polimerle güçlendirme son zamanlarda çok yaygınlaştı. Biz neden lifli polimerle güçlendirmeyi tercih ettik firma olarak? İlk önce bunu konuşalım. Akabinde avantajlarını konuşalım, dezavantajlarını konuşalım. Biz neden güçlendirmede lifli polimeri tercih etmeliyiz? Şimdi aslında bu sorunun cevabı biraz abes olacak. Biz bu işi gördüğümüzde teknik bir iş olduğundan dolayı ve nitelikli eleman ve personelle yapılabileceğini düşündüğümüzden dolayı girdik. Bizim çalışanlarımızın tümü, uygulama ekibindeki çalışanlarımızın tümü teknik lise mezunu çocuklar veya iyi arkadaşlar. Konuda bir inşaatçı mantığıyla yaklaşmıyorlar. Tıpkı bir nasıl ki bu malzeme şu anda
geçen röportajımızda da söylemiştik. İnsansız hava araçlarının ana gövde malzemesidir. Boeing 747 gibi bir uçağın gövde malzemesidir. Veya rüzgar güllerinin kanatlarıdır gibi birçok veya uzay havacılıkta yolladığımız işte uyduların ana malzemelerindendir. Çok teknolojik bir malzeme. Bunu ustalar belki bana kızacak ama bir sıvacı veya alçıcı boyacının uygulayacağı nitelikte bir malzeme değil. Süreçleri, güneş ışığı, UV, rüzgar, hava... Evet, ısıl durumları, soğukluk durumları, sıcaklık durumları, karışım oranları birçok detayı olduğu için teknik anlamda uygulanması gereken bir malzeme. Biz de ekipmanımız ve ekibimiz bu konuda yeterli olduğunu düşünerek ve geri hasar dönüş maliyeti çok az olduğu için, yani bir daireye girdiğimizde kolonların kenarını 10 santim açarak döşeyebileceğiniz bir malzeme, çok az hasarlı bu işin içinden çıkabildiğini gördüğümüz için hem ülkemize hem de vatandaşlarımıza iyi bir hizmet vermek amacıyla başladık. Benim de bununla ilgili size sorum var. Fiber malzemeleri kullanırken veya modellerken proje üstünde özellikle bunları hesaplarken bunlar bildiğimiz kadarıyla çeşitli bilgisayar programlarında kullandığımız var. Fakat bu programlar da yeterli mi yoksa özel bir bilgi ve beceri ve formülasyon mühendise göre gerekiyor mu? Evet, bunun analizleri biraz yapan bilgisayar yazılımları şu anda çok nadir. Bizim deprem yönetmeliğimizde çeşitli formülasyonlar var. Kesme davranışı şey için var, eksenel yük kapasite artırımı için var, bindirme boyu yetersiz olan kolonlar için formülasyonlar var ama mesela ACI'de ve başka yönetmeliklerde farklı şeylerde elemanlara farklı kapasiteler getirmesi için de formülasyonlar var. Dolayısıyla sadece bizim deprem yönetmeliğimiz yetmiyor. Farklı yönetmelikleri ve literatürü de çok iyi bilmek gerekiyor. Çünkü literatürde de farklı yapılmış birçok çalışma var. Farklı sarım tipleri var. Siz de biliyorsunuz, siz de şu anda birçok üniversiteyle beraber çalışıyorsunuz. Yönetmeliğimizde bizim tek doğrultuda sarım varken farklı literatürlerde, farklı yönetmeliklerde farklı sargı durumları da var. Dolayısıyla bu malzemeyi kullanacak, bu malzemeyi de güçlendirme projesi yapacak kişilerin, mühendislerin literatürü de çok iyi bilmesi gerekiyor, deprem yönetmeliğini de çok iyi bilmesi gerekiyor, ACI'yi de çok iyi bilmesi gerekiyor. Ciddi tecrübe sahibi olması gerekiyor. Peki, bununla ilgili yine bir sorum olacak size. Türkiye'de biraz hoş bir soru olmasa da bütün bu formülasyonlara, yapı davranışlarına, fiber malzemelerin çalışmasının prensibine, yani malzeme çalışma prensibine, yapıştırıcıyla daha doğrusu epoksi ile beraber donduktan sonraki kısımdaki çalışma nüanslarıyla diyeyim. Bunlarla ilgili tam olarak tam donanımlı teknik mühendis kadrosu Türkiye'de aşağı yukarı sizce ne kadardır? Yani bunu söylemek gerçekten çok zor. Akademik anlamda çalışan hocalarımız var, akademik düzeyde. Bir de bizler gibi hem sahada hem de akademik anlamda çalışan kişiler var. Yani şu anda piyasada 100 tane mühendis varsa, bunun 2 tanesi bu karbon fiberi tanıyor ve bu karbon fiberi layığıyla projelendiriyor diyebilirim. Peki hocam, size gelen projelerden, hazırlanmış projelerden gördüğünüz hatalı, yani karbon fiber uygulayan demeyeyim, yanlış kelime olacak, karbon fiber projelendirme yapan ve bu projelerin önünüze gelen projelerde hatalara rastladığınız oldu mu? Çok fazla oluyor. Ne yazık ki sektörde iyi bilinen mühendislerden de biz bu sıkıntıları yaşıyoruz. Malzemenin ne amaçla kullanıldığını bilmeden ne yazık ki arkadaşlarımız, meslektaşlarımız bunun projesini yapıyorlar. Malzeme ciddi anlamda mukavemetli bir malzeme ama doğru kullanırsanız, doğru kullanmazsanız, lif doğrultularına ne amaçla kullanıldığına hizmet ettiğini bilmezseniz sadece giden vatandaşın ya da kamunun parası oluyor. Ne yazık ki kötü projelerle karşılaşıyoruz, uyarıyoruz. Gerekli uyarılarımızı, kendi tecrübelerimizi ve bu malzemenin nasıl kullanılması gerektiğini anlatıp düzeltirdiğimiz çok fazla proje oldu. Çok yakın zamanda da oldu biliyorsunuz. Bu şekilde.
Peki son bir sorum. İnşaat mühendisi arkadaşları güçlendirme konusunda, özellikle fiberler konusunda, fiberle güçlendirme konusunda kendini yetiştirebilmeleri için neler tavsiye edersiniz? Öncelikle deprem yönetmenliğimizi okuyacaklar. Akabinde EİS'yi çok iyi okuyacaklar FRP alanında ve literatür tarayacaklar. Literatür taradıktan sonra Beşoğlu firması gerçekten bu anlamda çok güzel bir hizmet veriyor. Tüm çalışmalarınızın videoları internet sitenizde, YouTube kanalınızda. Bu malzemeyle baştan sona nasıl uygulama yapılır, en ince nüanslarına kadar anlatıyorsunuz. Bu da zannediyorum yeni başlayan, bu FRP'yi, lifli polimerleri öğrenmek isteyen mühendis arkadaşlarımız için çok güzel bir kaynak. Buralar takip edilebilir. Peki Başak Hocam, çok teşekkür ederim. Sorunum cevaplarını aldım.